Bunları yaşamaktan sıkıldınız mı? Boss tarafından hoplatılmaktan bıktınız mı? Doğru yerdesiniz. Bu videoda size Relana Boss'un saldırıları hakkında elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. İyi sayılar. Dodge'laması en basit saldırılardan bir tanesiyle başlıyor boss. Bu boss'un şöyle sizin arkanıza sıçrama gibi bir yeteneği var. Bunu yaptıktan hemen sonrasında size saldırıyor ve asla açık vermiyor. O yüzden saldırmayı denemeyin, kaçın. Boss'un bir tane de şöyle geriye doğru sıçrama yeteneği var. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi direkt üstüne koşuyorum. Bu cezalandırmaya müsait bir hareket. Çünkü çok yüksek ihtimal üstünde kılıç çıkarttığı yeteneğini kullanacak. Bu 3 hamleli bir saldırı. 3. saldırıdan sonra cezalandırabilirsiniz. Ama dikkat edin, 3. saldırısı mesafe kapatabilen bir saldırı. O yüzden geriye doğru takla atmak yerine boss'a doğru atarsanız hasar yemezsiniz. Gördüğünüz gibi arkama geçip anında saldırmaya başlıyor. Saldırısı bitince de gördüğünüz gibi direkt cezalandırıyorum. Sıradaki saldırısı çok hızlı. Burada karakterim eğik durduğu için hitboxlardan yararlanıp ilk saldırısını yemiyorum. Zaten ikincisine tepki veremiyorum. Ancak çok az vuran bir saldırı olduğu için çok korkulacak bir şey yok. Bu boss'un kılıç çıkarttığı iki tane büyüsü var. Bir tanesi bu. Kılıçlar kafasının üstünde duruyor. Diğerinde ise kılıçlar daha alt tarafta konumlanıyor. Bunların arasındaki fark ise kafasının üstündeki kılıçlardan koşarak kurtulabilirken aşağıdaki kılıçlar güdümlü geliyor. Yani takla atarak kurtulmak zorundasınız. Ayrıca kılıçlar dikkatinizi çok dağıtmasın, onlardan kaçacağım diye boss'tan hit yemeyin. Çünkü kılıçlar boss'a göre çok daha az hasar vuruyor. Boss bu pozisyonu aldığı zaman üzerinize atılacak demektir. Peş peşe 4 sefer kılıç savuruyor. 2 kere takla atıp kurtulabiliyorsunuz. Son saldırısı biraz daha gecikmeli ve en çok vuranı. O yüzden saldırıyı görünce panik yapıp sürekli takla atarsanız 3. saldırıyı yersiniz. Dikkat edin. Kombosu bittikten sonra da gördüğünüz gibi açık veriyor ve direkt cezalandırıyorum. Eğer boss'un canı %4 kala... Boss'un bu saldırısı art arda bir sürü gecikmeli saldırıdan oluşuyor. Ama kombonun en önemli kısmı şu tek kılıcın sapladığı saldırı. Her ne kadar kombonun sonu gibi gözükse de değil. Burada fake yemeyin. Aa, niye öyle yapmadı? Farklı kombo yapar gibi yaptı. Burada tam o çok hızlı olan saldırıyı göstermek için durdurdum videoyu. Hani bir süre alıştıktan sonra boss'a anlıyorsunuz saldırının ne zaman geleceğini. Stun. Burada boss geri sıçramasına rağmen o saldırıyı yapmıyor. Başka bir saldırı yapıyor. Boss'un bu saldırısı biraz garip. Çok yakın olduğunuz zaman bazen yaptığı saldırıyı yemiyorsunuz. Saldırı normalde böyle bir saldırı. Basitçe takla atarak kaçabiliyorsunuz. Saldırıyla ilgili şunu da söyleyeyim. Orta mesafedeyken pot içerseniz direkt bu saldırıyı atma ihtimali de var. O yüzden buna da dikkat edin. Evet. Boss bu pozisyonu aldığı zaman ikinci phase'e geçiyor demektir. Yani bize bol bol saldırı şansı tanıyor. Asıl videoda çok kötü pozisyon aldığım için hasar yiyorum. Ancak normal şu şekil hasar çıkartabiliyorsunuz. İkinci phase genelde 3 farklı saldırıdan bir tanesiyle başlıyor. Bende az önce bahsettiğim saldırının daha uzun olan haliyle başlıyor. 5 tane saldırı fırlatıyor. İlk ikisinden takla atarak kaçmak yerine koşarak kaçmak daha kolay oluyor. Diğer ikisini de taklayla hallettikten sonra bir süre bekliyor. Bunu boss'a doğru koşup cezalandırmak için kullanabilirsiniz. İkinci phase'e başlarken kullandığı diğer bir saldırı da bu. Ölümcül bir saldırı. İlk saldırıyı yerseniz hayatta kalamıyorsunuz. Neyse ki dodge'laması kolay bir saldırı. Yani bunda anlatılacak çok bir şey yok. Yanına 2 tane taşak çağırıyor. Taşaklar tek tek düşerken siz de zıplıyorsunuz. Bir diğer ikinci phase'e başlarkenki saldırı da bu. Bunun da pek bir şey yok. Sadece geri kaysanız yetiyor. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bu saldırıyı ilk phase'de yapmamış ama yapabiliyor. Bu iki aşamalı bir saldırı. Yukarıya doğru büyük bir kılıç oluşturuyor. Tam indirirken boss'a doğru roll atıp cezalandırma için mesafenizi kapatabilirsiniz. Saldırının ikinci kısmında da kılıcı indirdikten sonra bir süpürme saldırısı yapıyor. İkinci saldırıyı dodge'larken tam kılıcının sapının parladığı zaman takla atarsanız başarılı bir şekilde kaçabilirsiniz saldırıdan. Eğer boss'un pozisyonunu kırarsanız kritik vurmadan önce birkaç vuruşluk zamanınız oluyor. Onu değerlendirmeyi unutmayın. İlk phase'de saldırı tam burada bitiyor olsa da ikinci phase'de saldırı burada bitmiyor, devam ediyor. Buradaki kritik nokta asla geriye doğru takla atmayın. Boss'un içine doğru atın.
Bu sefer fırlattığı şey kılıcından daha fazla vuruyor. Bu saldırıdan sonra da cezalandırmaya müsait olarak bekliyor. Bu saldırıyı da ileri veya geri dodge'layarak kaçabiliyorsunuz. Ama tavsiyem boss'un kılıcının yandığını gördüğünüz zaman geriye doğru kaçın. En güvenlisi bu. Ben burada biraz panik yapıyorum. Saldırısı da gecikmeli geldiği için hasarı yiyorum. Ama kaçması çok da zor bir saldırı değil. Yapma işte amına kodumun oğlu. Dur bir dur. Pardon. Videonun başında bahsettiğim güdümlü gelen kılıçlardan sonra boss bazen üzerinize geliyor. Fazla ve tek saldırılık bir hamle yapıyor ve sonrasında cezalandırabiliyorsunuz. Az önceki savaşta yapmadığı şu hareketi var, bunu da göstermek istedim. Evet. Dakika 2.5'taki saldırıya çok benzeyen bir saldırı. Boss'un en uzun kombosu. 6 vuruşluk bir combo yapıyor. Sadece yine burada combo bitti sanmayın, 2 saldırı daha geliyor ardından. Diğer saldırıya göre sadece bitişi farklı. Bu saldırısında da uzaktan hızlıca üstünüze atılıp 2 hamlelik bir saldırı yapıyor. Sonrasında cezalandırabiliyorsunuz. Bu saldırısı dakika 6.5'ta bahsettiğim saldırının aynısı. Sadece ek olarak şu saplama saldırısından sonra sapladığı yerde bir patlama oluyor. Onu da sağ veya sol takla atarak dodge'layabiliyorsunuz. Boss'un hareketleri bu kadardı. Ancak bunlar haricinde de yapabileceğiniz bazı şeyler var. Mümkün olduğunca şu eşyadan toplamaya çalışın. Bunlar DLC'de oyuna eklenen ve oyun içerisindeki gücünüzü artıran eşyalar. Onun haricinde boss fiziksel hasar, ateş hasarı ve büyü hasarı vuran bir boss olduğu için bu talismanları kullanırsanız yediğiniz hasarı da azaltırsınız. Relana ateş ve kanamaya karşı güçlü olan bir boss. O yüzden bu build'inizi ona göre yapmayı unutmayın. Ayrıca Relana'nın Holy ve Frostbite'a karşı zayıf olduğunu da unutmayın. Frostbite güzel bir tercih olabilir. Hem boss'a %7 hasar verirken hem de 30 saniye boyunca aldığı hasarı %20 arttırıyor. Bu arada unutmayın, bu boss'u hiç kimse ilk denemede kesemedi. Evet, zor bir boss, çok uzun komboları var ama tüm sırrı sabretmekte. Hareketlerini bilseniz de iyi gözlemleyip ona göre tepki vermenize panik yapmamanız gerekiyor. Bu videoda elimden geldiğince ve dilim döndüğünce Relana boss'unu anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.